اُدْعُوا رَبَّكُمْ Rabbinize dua edin. Önceki dersimizde Cenab-ı Hakk'ın Rabbiniz diye kendisini bize izafe et, böyle bir yakınlıkla bu emrini yapmış olması ve üstelik bunu yakararak diye hufya daha özelden özelde böyle bir çağrıyı bize yapmış olmasının ne kadar kula sıcak bir mesaj hissettirdiğini, yani özelden görüşelim misali, birebir yakararaktan, tenhada benim bana çağrıda bulunun, benden talep edin, bana dua edin biçiminde çok özel bir tonda ifadesi olduğunu ve haddi zatında Cenab-ı Hak, mesela Allah'ın emri diyoruz, Cenab-ı Hakk'ın bazı emirlerini böyle hani tavsiye kabilinden gibi görüyoruz. Söz gelin bu ayeti ele aldığımızda en son ne zaman Cenab-ı Hak ile birebir de, özelde, tenhada yakararak ve ayetin şeyine uygun, ruhuna uygun bir biçimde sızlandık, gözlerimizden yaş geldi, boşaldık, Allah Azze ve Celle ile böyle bir konuşmamız oldu, sıkıntımızı O'na açtık, beklentimizi O'na açtık, ihtiyacımızı O'na açtık, O'nunla ünsiyetimizi sağladık. Bazen bu soruyu kendimize sorduğumuzda en son bunu ne zaman yaptığımıza dair tarih bile hatırlayamadığımız oluyor. Ne zaman olabilir ki diye. Böyle bazen çok eskiden hani diye, ama aradan yıllar geçmiş. Dolayısıyla bu aslında bizim Cenab-ı Hak ile sağlıklı bir iletişim kurmadığımızı da gösteren bir emare. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu iletişime dair koyduğu, betimlediği iki özellik, yani tadarruan yakararak ve hufya ve tenhada, bizim dualarımız namaz sonrası Allah'ın mevzuyu biliyorsun amin kıvamında dualar oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'a bunu tafsilatıyla anlatmayı bile ya zaten Cenab-ı Hak biliyor. Hani bunları uzun uzun anlatmaya, vakit kaybetmeye gerek yok. Misali bir yaklaşım. Bu türden bir yaklaşıma çoğunlukla sahip olmamız gösteriyor ki şeytan bizi buradan çok kandırmış. Cenab-ı Hak ile sağlıklı bir iletişim kurmamıza olabildiğince, mümkün olduğunca mani olmak istiyor. Dolayısıyla da uzun uzun elleri açıp Cenab-ı Hakk'a duada bulunmayı ekstra, bazen fuzuli gibi zannediyoruz. Hele bunun için tenhada zaman seçip Cenab-ı Hak ile vakit geçirmeye adeta randevu ayarlayıp kulun kendisinin böyle bir alışkanlığa kavuşması, böyle bir alışkanlığı yaşaması, hayatında yer yer bunu tekrarlaması, özellikle Cenab-ı Hakk'ın gecenin bazı vakitlerinde diye buna yer ayırdığı, kullarını böyle tarif ettiği كَانُوا قَل۪يلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ veya اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى مِنْ ثُلُثَيْ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ. Şimdi bunları Cenab-ı Hak böyle anlatmış ve buralara davetiye çıkarmışken biz kullarına böyle özelde bir ilişkiyi, konuşmayı, muhabbeti, düzenli formal namazlarımızın dışında yaşamıyorsak eğer, o zaman bu ayet bizim hayatımızın neresinde karşılık bulacak? Yani ancak tefsir dersi yaptığımızda mı, ele aldığımızda mı önümüze çıkacak ve yabancı bir ayet gibi hayatımızda yeri olmayan, o bakımdan tadarruan ve hufya, yani bu diğer emirlerden geri kalan hiçbir tarafı yok. Bildiğin Arapçasıyla baktığınız zaman tam bir emirdir. Ud'u rabbakum. Zatını tanıtmışken Cenab-ı Hak kendisine kullarını yönlendirip yakararak ve tenhada duaya çağırması. Özellikle bazı derslerde konu ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak ile
onu tanımak oranında kulda karşılık bulacağı düşüncesini de uzak etmeden, yani Cenab-ı Hakk'ın gökleri yaratan önceki ayette bahsettiği hususları daha görsel, daha fazla gözlemleyerek, daha fazla bunlar üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tazim ederek, büyüklüğünü kestirmeye çalışarak bu duayı yaşamaya kalkarsak belki hissiyatımıza o denli yansıtabilme fırsatımız olur. Çünkü diğer türlü Cenab-ı Hakk'ın azametini görünür kılmadığımız zaman duygu ve düşünce dünyamızda, ki bu gözlem yaparak olur, göğe bakarak olur, yarattıklarına bakarak olur, o zaman Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kestiremediğimizden onunla irtibat kurmayı da o kadar önemsememeye başlıyoruz. Belki bu ikisi arasında doğrusal bir ilişki varsa biz ötekini ihmal ettiğimizden bunu sahici yaşamayı bir türlü başaramıyor olabiliriz. O bakımdan ikisini bir arada yapmak, Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği gibi اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ama yanı sıra وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlar, evet, oturarak kalkarak yanları üzere, ama yanı sıra göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ediyorlar. E şimdi sen buradan zikri al ve onu salt tekrarıyla hissiyatına dönüştürmeden, aklederek, Cenab-ı Hakk'ın kevni ayetleriyle buluşturmadan yaşayabileceğin iddiasına gir, ama buradan o beklediğin sonuçlara kavuşamayınca da neden benimki özde olmuyor da sözde oluyor diye yakın. İşte bizim durumumuz bunun gibi bir şey. Halbuki Allah Azze ve Celle biz insanı gören gözlerimiz, işiten kulaklarımız, akleden yüreklerimiz ile kevni ayetleri anlamlandırabilecek ve buradan bilim dediğimiz devasa engin bir alana sıçrayacak, orada Cenab-ı Hakk'ın adım adım evrendeki, yaratmadaki hikmetlerini okuyarak, işte o zaman Cenab-ı Hakk'a hayranlık duymaya, kulluğumuzun hayranlık boyutunu keşfetmeye başlayacağız. O hayranlık bizi Cenab-ı Hakk'ı sevmeye, onunla özelde vakit geçirmeye celbedecek, kendiliğinden çekecek. Tıpkı çok özel, çok beğendiği bir sevgili bulunca onunla daha fazla vakit kazanabilmek için hayatında fırsat açmaya çalışan, onunla özel randevulara dün hiçbir şeye vakit bulamazken bu kez ne kadar çok bunun için vakit bulabilen kimsenin durumu gibi